150 yılın öyküsü. "150 yılın öyküsü" ana başlığı adı altında adlandırdığımız bu proje, Konak merkezden batı yönünde genişleyen kentin hikayesini anlatmaktadır. Bilindiği gibi İzmir, 19. yüzyılın ortalarından yüzyılın sonlarına doğru 280 hektarlık bir alandan tam 400 hektarlık bir alana genişlemiştir. İzmir'in ticari ve ekonomik olduğu kadar demografik, sosyal ve kültürel olarak da zenginleştiği anlamına gelen bu kentsel gelişme, İzmir için aslında yeni bir durum anlamına geliyor. Çünkü Osmanlı'nın millet sistemi esasına göre şekillenmiş ve her milletin kendi mahallesinde yaşadığı kentin bu yapısı artık değişim göstermiştir. Batıya doğru genişleyen Karataş, Karantina ve Kırım'dan göçle oluşan Tatar mahallesi yeni mahallelerde yerleşim eski düzene göre şekillenmiyordu. Yeni mahallelerde Müslümanı, Rumu, Ermenisi veya Yahudisi artık birlikte yaşamaya başlıyordu. "Bizde bala çok. Balalarımız boğulur denizde." Antik İzmir'in iki önemli kapısından biri olan Efes kapısından devam eden kutsal bir yol vardı. İşte biz günümüzde bir kısmı kalan bu kutsal yoldan yürüyerek Değirmen Dağı'na ulaşıp Tanrılar Tanrısı Zeus'u selamlayıp Kırım Tatar Türklerine konuk olacağız. Değirmen Dağı'na sırtını dayamış olan İzmir'i temaşa eden bayram yerindeyiz. Adından da anlaşıldığı gibi bir zamanlar İzmir'in bayramlarının kutlandığı yerdir aslında burası. Günümüzde sadece adı yadigar kalan bayram yeri, geçmişin belleğini bugüne taşıyan Saat Kulesi, Halit Bey İlkokulu ve Akarcalı Cami gibi yapıların yanı sıra Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ve Fatih Cami gibi yeni dönem yapıları da barındırmaktadır burası. Onlar 100.000 atlıydılar. Orta Asya steplerini toza dumana katıp suladılar Amur Nehri'nde atlarını. Aştılar Kafkas dağlarını, ulaştılar Volga kıyılarına. At kişnemeleri, nal sesleri karıştı birbirine. Kımız içip çiğ börekle doyurdular aç karınlarını. Altın Ordu, Tataristan ve Kırım Hanlığı derken yıkıldı bütün dünya başlarına. Her savaştan sonra Anadolu'ya doğru göç kafileleri dizildi. Bu zoraki göç 1900'lerin başına kadar sürüp gitti. Anadolu her defasında şefkatli kollarını açtı onlara. Bir bir koparıldılar yurtlarından, tıpkı baharın ilk çiçekleri gibi. İzmir'e ulaşanlar Değirmen Dağı'na iskan edildiler. Şehrin kalabalığından ve ihtişamından uzak, 95'in hemen üstünde, Eşrefpaşa Bayram Yeri'nin hemen altında, bir yanı Birleşmiş Milletler Caddesi'ne,
Diğer yanı 350 sokağa dayanan bu bölgedeki bugünkü Yeşiltepe, Mecidiye, Güngör ve Çağbey mahallelerini yurt edindiler. Rengarenk boyarken küçücük evlerini süslediler dantellerle, kanaviçe ve oyalarla gelinlik çeyizlerini. Vatan özlemlerini yanık türkülerine katıp gözyaşlarıyla büyüttüler pencere önlerinde çiçeklerini. Kırım Tatar Mahallesi'ne girdiğimizde tadına doyum olmaz çiğ böreğin kokusu burnumuzun direğini sızlatır. Yemeden geçmek akıl kârı değildir aslında. Diğer yandan gözümüz 1908 yılında yapılmış olan tarihi Akarcalı Camii'ye takılır kalır. Akarcalı Camii de 1901 yılında yapılmış olan Selimiye Camii ve 1892 tarihinde yapılmış olan Nur Kemer Camiler gibi kare planlı, kısa minareli, çatılara ahşap, taş yapılardır aslında. Bu semt tamamen Tatar, Kırım'dan gelenlerle başka bir dışarıdan çok az insanlar vardı. Hep bizim Kırım Türkleri vardı. Tabii onların yanında doğup büyüdük. Hep o kültürle, hep o görgüyle yaşadık. Tabii ya zaten yaşlıların hepsi Tatarca konuşuyordu. Biz de onlardan duya duya zaten aynı konuşmalar, aynı şeyler öğreniyorsunuz haliyle. İşte kültürümüzde, yemek kültürümüz zaten bizde et ve hamurdan başka pek bir şey yok. Kırım'da çünkü bizimkiler çöl tarafından gelmişler. Orada ziraat ve hayvancılık varmış. Evler tabii gelince şartlar kötü, para yok. Ellerinde buldukları taşlar da zaten hepsi taş yığma evdi buraların. Buldukları taşlarla, taşıdıkları taşlarla tabii küçük küçük ancak oda birer oda birer oda halinde yapmışlar. Ermeni Dağı'nın eteğine yayılmış genellikle tek katlı ve ufacık bahçeli evlerin arasında dolaşmaya başladığımızda burnumuza onlarca çiçeğin kokusu gelir. Bahçeler küçük de olsa boşalan kovalar, tenekeler onlarca çiçeğe ev sahipliği eder bu daracık sokaklarda. Buraya göçenler evlerini küçük küçük yaptılar. Hem yoksulluktan hem de belki akrabalarımız gelir diye. Onlara da yer kalsın diye düşündüler. Devlet ev yapmaları için deniz kıyılarını gösterince korktular. Bizde bala çok, boğulurlar derya denizde diyerek istemediler deniz kıyılarını. Vatanlarından koparılıp tarumar edildiler ve Anadolu topraklarına sürüldüler. Bu acımasız sürgünden yolu İzmir'e düşenler Değirmen Dağı'nın eteklerini mesken tuttular. Evet, baba sülalem Bahçesaraylı. Kırım Bahçesaraylı tatlardanız biz. 93 Harbi'nden sonra İzmir'e bir gemiyle yerleştiler. Dedem İzmir'de doğdu. İzmir işgali sırasında Bahri Baba Parkı'nda yapılan büyük mitingde 14 yaşındaydı. Bir kol Kırım'dan sonra Bulgaristan ve Tırnova'ya, Romanya'ya geldiler ve oradan İzmir'e tekrar yerleştiler. Aynı mahallenin çocukları. Dedem ve babaannem de ikisi de Kırım Türk'ü. Tabii biz onlardan oldukça fazla hikayeler dinledik. O kuşaktan geriye kalan birkaç kişi şu an bizim sülalede. 379 sokakta doğmuşlar, büyümüşler çoğu Kırım'dan geldikten sonra. Tabii Değirmen Dağı olarak geçer burada. Bizim büyüklerimiz tarafından öyle duyduk. Tabii Değirmen Dağı dediğiniz zaman önce İngiliz Bahçesi akla geliyor. Daha sonra çiğ börek geliyor. Çöven kazanı geliyor. Çiğ böreğin en iyisi çöven kazanında yapılıyor. Ve bizim evde de dedemler yaparlardı ve biz yerdik. Bugün size Tatar böreğimizi anlatacağız. Bu atalardan beri yaptığımız geleneksel bir börektir. Daha önceden hamurunu hazırlıyoruz. Şu anda gerektiği şekilde açmış durumdayız. İçinin malzemesini gene yeterli miktarda koyuyoruz. %100 dana eti kullanıyoruz.
Bu şekilde şeklini verdikten sonra bol ve kızgın yağ atıyoruz. Kızgın yağımız da her iki tarafı da güzelce pişiyor. Bu böreğin tabi atalardan öğrendiğimiz değişik özellikleri var. Hamurunun hazırlanmasında ve özellikle de bizim elimiz değecek tabi. Ustanın eli değmeden bu lezzet, bu nefaset olmaz. İngiliz bahçesi o dönemin çocuklarının bütün gününü geçirdikleri yerler. Çok enteresan hikayeler var. Mesela ufak çocuklar delikanlılıklarını ispat edebilmek için İngiliz bahçesinde Sırat Köprüsü denen bir ağaç var. Ve yatık bir ağaç. Onun üzerinden karşı ağaca doğru geçerlermiş. O her baba yiğidin geçebileceği bir şey değil, yapabileceği bir şey değilmiş. O önemli bir delikanlılık simgesiymiş. Tabii burada yaşayanların çoğu Karataş Kömür İskelesi'ni bilir. Kömür İskelesi'nden denize girerler. Halit Bey Mektebi'nde okurlar. Daha sonra Karataş Ortaokulu'na giderler. Daha sonra devam edeceklerse eğitimine, İzmir'de o zamanlar fazla lise yok. Sanatlar Mektebi'ne, Mithat Paşa Sanatlar Mektebi'ne giderler. Evler burada çok ufaktır. Yani iki göz oda, bir sofada bile 8-10 kişi birden yaşarlar. Ve mahalle içerisinde birbirine bağlılık has safhadadır. Çoğu mahalleli akraba gibi yaşarlar. Asla ve asla mahallenin kızlarına bakmazlar. Babamın bir sandalı vardı Karataş Kömür İskelesi'nde orada. Sabahları balığa çıkarken bütün mahalleliye seslenirdi. Akşama yemek yapmayın, akşama balıklar benden diye. Gelenekler, görenekler artık kayboldu. Daha doğrusu Değirmen Dağı'nda pek bizden kimse de kalmadı ama yine arada sırada mahalleye girer, sokaklarını dolaşır ve babamın ve dedemin anlattıkları hikayeleri hatıramda taze tutmaya çalışırım. Değirmen Dağı'ndan Bahri Baba Parkı'na doğru inerken kız yurdu ve yemyeşil bir koruluğun içinde Şato Konukevi çıkar karşımıza. Sarıkamış İlkokulu'ndaki çocukların sesi gördüğümüz müthiş manzaranın müziği olur kulaklarımızda. Soluklanma, dinlenme vakti geldiğinde adeta bir çiçek bahçesini andıran 95'in kahvesi imdadımıza yetişir. Kaptanı Deryaların Diyarı, Karataş. Bir yanı konak, diğer yanı karantina. Üstü Esra Paşa, altı deniz. Sarmış sarmalamışlar kaptanı deryalar Karataş'ı. Anlaşmış gibidir, sanki bütün sokakları denize iner. Ve ondandır ki deniz görmeyen sokaklar bizim değildir. Tuz ve balık kokusu vurdu mu burnuna, bil ki Karataş'tasın. İzmir'in imbatı eşlik ederken Darya Morane'ya, kıskanırdı bütün dünya. Hele bir de Ayhan Işık adlı taçsız kralı vardı ki bu semtin. Uzun boyu, yeşil gözleri ve ince düz bıyıklarıyla yakar kavururdu bütün genç kızları. Filmleri geldi mi İzmir sinemalarına? En şık elbiseleriyle genç kızlar perde önünde görücüye çıkarlardı. Hele o müthiş sesli adam, İzak Algazi, elini kulağına atıp da "Sana dil verdimse" gazelini okumaya başlayınca, pencereler, kapılar sonuna dek açılır, çıt çıkmaz, bülbüller bile içtimaya geçerdi. Kömür iskilesinden yakamozları seyre dalmışken, vapurdan el sallayanlara eşlik edersin tanımasan da. Geç oldu, hadi gençler evlerinize dedi mi boşnak Enver? Ses çıkarmadan tutarsın evinin yolunu. Ya çocukluğumuz Karataş'ta genelde tabii çok neşeli bir ortam vardı. Yani dostluk vardı, arkadaşlık vardı, komşuluk vardı.
aramızda para mevzusu olmazdı. Herkes birbirlerine iyi geçinirdi. O yüzden tam bir arkadaş şeyi vardı, dostluğu vardı. Bizim burada tabii direktli kahve vardı. Kahve gündüzleri oldu mu kalabalık, akşamları da arkada aile bahçesi vardı. Bütün Yahudiler hepsi gelirdi. Onun yanında şey vardı, yazlık sinema vardı. Kapının önünde meşhur turşucumuz vardı, Lia. Lia o turşu satardı. Akşamüstü şey vardı, Ramuş amca vardı. İşte darı satardı. Daha sonra ayva satardı. Dondurmacı şey vardı, Nazmi gelirdi, iki çeşmelikten gelirdi. Aile evini pek bilmiyorum, yerlerini biliyorum, şeylerini biliyorum. Ama tabii hep onların arkasında hep şey vardı, kayıkhaneler vardı. Yüzmeyi zaten burada öğrendik, Karataş'ta. Herkes burada öğrendi yüzmeyi de. Kumluk apartmanın arkasında kum vardı, adı zaten ismi de oradan geliyor. Plaj gibiydi orası. Karataş ortaokuluydu o zaman, benim zamanımda. Ortaokuldu, lise değildi. Onun karşısında Şakir Ortaokulu. Ortaokulun yanında iskele vardı, kömür iskelesi. Kömür iskelesi, onun ağzında da işte bizim sergi vardı o zaman, karpuz sergisi. Bağrını delip geçen Mithat Paşa, Şehit Nihat Bey ve Halil Rifat Paşa caddeleriyle bu caddeleri birbirine bağlayan dar ve dik sokaklarda yazılıdır Karataş'ın tarihi. Adını kayaların arasından akan suların karattığı taşlardan alan Karataş, 1860 yılında sivil yerleşme açılmasıyla kentin merkezine yürüme mesafesinde olan ve Sayfiye'yi andıran bu bölge, öncelikle maddi durumu iyi olan Yahudi, Ermeni, Rum ve Türkler bu semte akın ettiler. Karataş'ın simge isimlerinden biri olan Cemal Doğan abimizle birlikteyiz. Cemal Doğan, namı diğer ciğerci Cemal Ega. Cemal abi, bize Karataş'ın dününü bugününü bir anlatır mısın? 85 yaşındayım. Doğma büyüme Karataşlıyım. Burada büyüdüm. Burada iş sahibi oldum. Dublin'in kahvesinde köşe başında ciğer satıyorum. Karşımda Boşnak Ender ve Topal Lütfi vardı. Bostan satıyorlardı. Aynı sokakta kömür iskelesi vardı. Arabacılar kömür taşıyıp götürüyorlardı. Gemiler yanaşıyordu. Karşımızda meyhane vardı, Saadettin abi. Onun yanında Buzcu Salim vardı. Onun yanında Berber Murat vardı. Eniştem oluyor. Onun yanında kömürcü vardı. Esat Tarman. Bu tarafa geçersek hamam vardı. Hamamın yanında Şaban Han'ın dükkanı vardı. Onun yanında Manav Hüseyin vardı. Onun yanında kasap Mustafa vardı. Sokağa geçince resimci Gagin vardı. Hamam sokağında fırın vardı. Yanı başında Eczacıbaşı Ortaokulu vardı. Çok güzel bir dostluk vardı. İnsanlar birbirlerini çok seviyordu. Hiçbir yaramazlık yoktu. Herkes birbirinin elinden tutmaya bakıyordu. Herkes birbirine yardım etmeye bakıyordu ve çok güzel bir geçimimiz vardı. Yahudilerle de geçimimiz iyiydi. Bana gelirdi Yahudi müşteri kızları, etrafımı sarardı. 30 tane, 20 tane ciğer yaptım, ailelerle beraber yerlerdi. Ve çok güzel bir ortam vardı. Bu yeni yerleşimde Osmanlı'daki millet sistemine göre mahalle anlayışı yerine insanların birbirinin yaşam tarzına saygı duyduğu karışık bir mahalle anlayışı hakim oldu. Bu durum İzmir için de bir yenilikti aslında. 1880'li yıllarda 1. Karataş ve 2. Karataş olarak anılmaya başlanan bu bölge, Cumhuriyet'le birlikte Mecidiye, Barbaros, Kılıç Reis ve Turgut Reis mahalleler olarak adlandırılmıştır. Sana ne deyse Kemal Reis ve Akın Simav mahalleleri oluşmuştur.
Günümüzde Karataş bölgesi aslında Değirmen Dağı'ndaki Yeşiltepe, Çakabey ve Güngör mahalleleri de içine alarak anılmaktadır. Çünkü bu mahalleler ile kopmaz bağları hala mevcuttur. Onlar birbirinin ayrılmaz bir bütünüdür aslında. Bu mahallelerde oturanlar, herkesin kendini Karataşlı olarak adlandırması da zaten bundandır. Karataş gerçekten çok önemli bir bölge. Çünkü sonradan edindiğim bilgilerle orada Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Türk, Müslüman Türkler hepsi beraber huzur içinde yaşıyorlarmış. Yaşıyorlardı hatta son zamanlara kadar, ben de biliyorum. Küçük çocukken bayramlarımızda Bet İsrail Sinagogu'na babamın elimizden tutardı, abimle benim. Bizi götürürdü oraya. Orada zaman ciddi bir kalabalık bir cemaatimiz vardı. Orayı biliyorsunuzdur herhalde. Orada koltukların arkasında bir çekilen yerler vardı. Çocuklar oralara otururdu. Bunları hatırlıyorum ve bayağı dolu olurdu. Özellikle Kipur Oruç Bayramı'nda akşam orucun bozulacağı saatlerdeki şoförün çalınması sırasında hınca hınç dolurdu orası. Onu öyle takip ediyoruz. Yazık, şimdi cemaat ufaldıkça bunları özlüyoruz sadece, ama yine de kaybedilmemesi gereken değerler. Yahudilerden, Müslümanlardan şeyler vardı. Şişman vardı. ...90 tane ciğer yedi. Daha dişimin kovuğuna gitmedi dedi. 90 tane ciğeri yedi yani. Şiş ciğer üstünde 5 tane. Madame Esther vardı. Kocası vardı, Halil. Çok iyi insanlardı. Kontrası vardı. Madame Esther'in kapısının önünden denize uzanan yer vardı. Orada denize girerdik. Oğlu vardı, Yüksel, arkadaşımdı. Denize onun evinden girerdik. Çok iyi bir insandı. Karataş'ın, ben hep rahmetli annem ve babamdan bilirim. Onlar oralarda yaşardı. İşte oradaki eczacıyı, oradaki fotogagini, işte o Ermeni merdivenleri dedikleri merdivenleri, 40 merdiven. Şimdi 40 merdiven diye bilinen, oradaki hatta şeyleri, Yahudi haneleri de vardı oralarda, onları anlatırlardı. İşte birinde terzisi varmış, birinde yemekleri yapanı varmış, onları anlatırlardı bana. Büyük bir kalabalık ve birbirine bağlı olan bir komşuluk içinde yaşam devam ediyormuş. Ermenisi, Rumu, her biri kendi bayramlarını da kutlar, komşularının bayramlarını da kutlarlarmış. Herkes, yani bir huzur, bugünkü kavgaların dışında ayrı bir huzur içinde keyifle yaşamlarını sürdürüyormuş. Herkesin kendi problemleri tabii ayrı, ama komşuluk, sevgi ve saygının tam anlamıyla yaşandığı bir bölge olarak annem babamdan öğrendiklerim bunlar benim. Doğatepe İlkokulu'ndaki anılar bir bir dizilir gözlerinin önüne. Yanık kilisede saklambaç oynamak için beklerken arkadaşların, sen çoktan unutmuşsundur İngiliz bahçesindeki ağaçtan düşüşünü. Bet İsrail havrasında yükselirken İzak Alagazi'nin yanık sesi, gün çoktan geceye kavuşmak üzeredir. Karataş sokaklarında koşarcasına asansöre çıkıp kanatlanır, deniz kuşu olursun körfezin üzerinde. Din, dil, ırk ayrımı yoktur bu yamaçlar üzerinde. Karataş, çağdaş İzmir'in aydınlık yüzüdür. Doyamazsın onun tadına. Babam çocukluğun doğma büyüme, aslında doğma Çankaya'da dünyaya gelmedi. Daha sonra buraya gelmişler. Burada tabii çocukluğundan beri burada yaşamışlar. Yahudilerle beraber çok iyi geçinen, hatta ona Emberiko diye lakap takmışlardı. Emberiko derlerdi. Herkese yardım eder. Deli dolu bir insandı baba. Çocukluğumuz burada, şimdi olan okulun orası İngiliz bahçesiydi. Orada
futbol oynardık. Göztepe takımında, genç takımında oynarken Damlacı Kulübü'ne gittim. Metin Oktay'la beraber oynadık. Ben kulübe geldiğim vakit Metin Oktay santrafor oynuyordu. O günden bugüne her şey değişti. Değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Yalnız dostluklarımız dost olarak, dostlar dost olarak kaldı. Bence birçok sohbette de çıktı. Yani daha birçok Türkiye'nin birçok yerinde, Osmanlı'nın birçok yerinde diyeyim, bunlar gerçekleşmemişken İzmir'de bu kardeşlik, bu saygı, karşılıklı bu saygının yerleşmiş olması özellikle Karataş'ta bence çok önemli. Bunun altını çizgileyip, kalın kalın çizip vurgulamamız lazım. Ve bu konuda bir öncü olacağına da inanıyorum Karataş'ın. Aradığın şifayı Karataş Hastanesi'nde bulmuşsundur. Kim bilir? Aklanıp baklanmak için hoşgörü hamamı seni bekler. 40 merdivenin basamaklarına tüm dertlerini dökerken Yahudi dostunun eli omuzundadır. Cumhuriyet Eğitim Müzesi buralarda yaşanmışlıkların belleği gibidir. İzmir'in en meşhur hamamlarından birisi olan yaklaşık 150 yıllık olan Karataş Hoşgör Hamamı'nın sahibi 84 yılından bu tarafa da bu hamamı işletmekteyim. Hamamımız, tarihi Karataş Hamamı, semt olarak Karataş olması sebebiyle Yahudilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları bir semt olduğundan Yahudi hamamlarından ağırlıklı olarak bunlar kullanıyorlardı. Eskiden gelinler, gelin olacak kızlar günahlarından arınmak için burada bir kuyumuz vardı. Kuyuya girip havuz vardı. Havuzun içinde mikren dedikleri şeyde yıkanıp çıkıp günahlarından arındıklarını düşünürlerdi. Ama biz zamanla turist ağırlıklı olduğu için burayı turistlere şey olsun diye lavabo olarak kullandık. Ama göbek taşı, ondan sonra soğuk halfet, dışarıda meydanda insanların dinlenebileceği kabinler, bunları eski özelliğini koruyarak ufak bir tadilat yaptık. Tamamen kendi öz şekliyle çalışmakta hamamımız. Bugün de günün şartlarına göre gelin hamamı ağırlıklı olarak hizmet vermekteyiz. İzmir'de gelin olacak kızlar buraya gelip talepte bulunuyorlar. Eğlenceli, ince sazlı, yemekli, kendilerini eğlendiriyorlar. Kendilerine bir nevi kına gecesi yapıyorlar. Gelin hamamı yapıyorlar. Barış Merdiveni Projesi, 2440 bölge güvenörü Reha Akın ve eşinin Brezilya gezisi sırasında gördükleri bir merdivenden esinlenerek Türkiye'de Bursa, İzmir gibi şehirlerde de yapmayı planladıkları bir projedir. Projenin kapsamında merdiven rıhlarına seramik mozaik malzemelerle motiflerin işlenerek aslında güzelleştirilmesi. Tabii ki projenin asıl önemli olan noktası uluslararası Rotary'ye bağlı kulüplerden dünyadaki İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Afrika, Asya kulüplerinden gelen küçük parçalarla merdivenin teşkil edilmesi aslında. Böylelikle Barış'ın dünya çapında yaygınlaşması ve dünyadaki birçok kişinin Barış temasıyla bir araya gelmesi amaçlanmıştır. Konak Belediyesi Belediye Başkanı Sema Pektaş'ın da çabalarıyla gösterilen bu tarihi asansör mevkiinin Halil Rıfat Paşa ile birleştiren sokaktaki merdiveni Rotary kulüpleri olarak yapmaktan gurur duyuyoruz. Değirmen Dağı eteklerinde bir ıslık duyumu kadar birbirine yakın olan bu semtlerde ezan, çan ve hazan sesleri sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin ortak çağrısı gibidir. İstersen Bahri Baba Parkı'ndan aşağıya şöyle bir bak. Sarıkışla'da talim yapan askerleri bir bir sayarsın. İstersen başını kaldır bak. Eşref Paşa'dan Karataş'a inen delikanlıların yumurta topuk ayakkabılarının seslerini duyarsın. Belli mi olur? Belki Salane'deki sanayi makinelerinin çıkardığı gürültü senin artık ekmek kapındır.
Eğer çiçeği burnunda delikanlıysan inersin denizin kıyısına, selam durursun sevdalına, başlarsın şiirler yazmaya ya da Dario Moreau ile şarkılar söylemeye. Kız lisesinin merdivenlerinde kızlara caka satarken tramvayın sesiyle kendine gelirsin. Aşkın adıdır karantinalı. Karantina dedin mi, aklına Desvina gelir, için bir hoş olur. Atilla İlhan'ın dizeleriyle dalar gidersin Körfez'in mavi sularında geçmişi aramaya. Sırtımızı yalçın kayalıklara yaslarken burnumuzda tuzun kokusu ve bedenimizde denizin suyu eksik olmazdı. Bütün dertlerimizi, sevinçlerimizi, aşklarımızı, ayrılıklarımızı yazdık dalgaların üstüne. Kah ağlar, kah gülerdik. Her dalgayı kucaklardık köpüğüyle öpüşerek. Biz bir zamanlar denizin çocuklarıydık. Hangi ırktan, dinden olursak olalım rengimiz maviydi. Ağlarken deniz sildi gözyaşlarımızı, gülerken fırtınalar eşlik etti. Masamıza misafir oldu dostluklar. Hele, hele o Desvina nasıl da coşkulu akşamlarda şarkılarımıza eşlik ederdi bir bilseniz. Piyanonun tuşlarında sihirli parmaklarıyla dokunurken Necdet Karar, biz şoktan karantina sporun maçına hazırlanmıştık. Hepimiz karantina dediği ve demekten de asla vazgeçmediği bu bölge birinci ve ikinci karantina olarak adlandırılır. Bugün bu bölgede Mithat Paşa, Murat Reis ve Çaka Bey mahalleleri bulunmaktadır. 1930 yılında babam burayı açtı. 1931 yılında ben doğdum. İşte 1931 yılından beri buradayız biz. Babamla beraber çalıştık. Ben küçüktüm tabii. İlkokulu Necati Bey Okulu'nda bitirdim. Hatay'da Necati Bey Okulu vardı. Sonra işte Karataş Ortaokulu'na geçtik. Ortaokulu orada okuduk. Liseyi İnönü Lisesi, eskiden İnönü Lisesi'ydi. İnönü demiş, şimdi yoksa değişti mi? İsmi bilmiyorum. Sonra değiştirdiler mi? İnönü, İnönü'nün heykeli falan vardı. İnönü Lisesi vardı işte, o Cumhuriyet varın orada. Orada okuduk. Sonra orayı bitirdikten sonra Yüksek Ticaret Okulu açıldı İzmir'de ilk defa. O 1950 yıllarında açıldı galiba. İzmir'de ilk açılan üniversite oydu. Yüksek Ticaret Okulu olarak açıldı. Ticaret Lisesi, Ticaret heykelin orada. Ticaret Lisesi'nin arkasındaydı orası. Orada işte okulu Yüksek Ticaret'i de bitirdik. Ondan sonra işte yedek subaylık yaptık. Ondan sonra babam 1963 yılında vefat etti. 1963 yılından itibaren ben çalıştırmaya başladım. Halen işte 2016 yılına kadar devam ettirdik. Artık bakkallık tabii modası geçen bir meslek. Şimdi süpermarketler açıldı. Biz 2000 yılına kadar bakkallık çok geçerli bir işti. Bütün mahallenin ihtiyacını görürdük tabii. İkinci Dünya Savaşı üzerimizden geçti. O karneli günler, yokluk günleri tabii. Sigaranın filan az olduğu günler. Şeker karneyle satılırdı. Gazlar, makarnalar karneyle satılırdı. Karneli günler, işte karartma günleri. Biliyorsunuz o sıralar bir geceleri karartırdık. Uçak gelmesin diye. Karartma günleri olurdu filan. Sonra işte 1950'den sonra bir bolluk başladı artık. O
Adnan Menderes ve Demokrat Parti devri geldi. Demokrat Parti devrinden sonra işte bir rahatladık. O zaman mallar çoğaldı. İşte satış o zaman veresiye defterleri vardı. Veresiye verirdik. Yazardı küçük bakkal defterlerine. Onu işte Aydana'ya gelirler, öderlerdi eskiden. Burada subaylar, memurlar falan yüksek kaliteli insanlar oturdu. İzmir'in seçme bir semti tabii. Buralara yerleşen Rum, Yahudi ve Türk seçkinler gösterişli yalılar ve evler yaparak kıyıda yaşamanın zevkine vardılar. Karantinanın buradan taşınması, karantina deresinin ıslah edilmesi, derenin getirdiği toprakların sahili doldurması ve doğal bir plajın oluşması, ayrıca Mithatpaşa Caddesi'nin genişletilmesi, bununla birlikte tramvayın çalışması ve oldukça da çok güzel bir körfez manzarasına sahip olması bu bölgenin cazibesini artırmıştır. Bu yeni durum karantina dönemindeki hastalıkların ve ölümlerin de unutulmasını sağlamıştır. İşte birçok Türkiye'nin tanınmış insanları vardı hep. Sırayla burada Hacı Muhittin Bey vardı, eski şey başkanı. İstiklal Mahkemesi reisiydi o, Hacı Muhittin Bey derlerdi. Bursa Valiliği o vardı. İleride işte Kardeşçalılar, Şamlılar, İzmir'in meşhurları hep buralarda otururdu. Sonra onlar işte dağıldı. Şimdi eskiden iki katlı tek katlı banyolu evler var. Eskiden iki katlı tek katlı banyolu evler vardı. Buradan denize girilirdi. Yelkenliler vardı. Yelken yarışlar olurdu. Kayıklar olurdu. Burada denize derme çatma banyolar vardı. Orada oturulurdu. Hanımlar top denizin üzerinde iskele gibi otururlardı oralarda. Çay içilirdi. Şimdi Mustafa Kemal Bulvarı oldu. Doldu orası. Eski rahatlık kalmadı. Nüfus çoğaldı tabii. Eskiden tenhaydı. Hatay'da falan kimse yoktu. Bu şimdi cami oldu. Evvelce kiliseydi orası. Yıkık bir kiliseydi, Rumlardan kalma. Ondan sonrası bomboş evlerdi. Şimdi Hatay maşallah çok gelişti. Mithatpaşa'ya geçti. Tramvay işlerdi buraya işte. 1954'e kadar tramvaylar vardı. Sonra 1954'te tramvayları söktüler. Elektrikli tramvaylar vardı, ahşap. İki katlı işte. Konağa kadar giderdi. Konakta Saat Kulesi'nin oradan dönerdi. Güzelyalı'da işte depo denilen yer var. Orada dönerdi. Tramvayla yolculuklar vardı. Tramvayla söktüler. Sonra trolebüsler geldi. Trolebüsler de gitti. Trolebüslerden sonra işte. Şimdi metro başladı. Karşıda gazino vardı o. Şeyde Cennet Gazinosu meşhur. Ha, orada içilirdi. Orada ahşap denize şöyle şeyler üzerindeydi. Tahtalar üzerinde üstüne otururdu insanlar. Gelirdi meşhur birçok İzmir'in tanınmış kimseleri gelirdi. Doktorlar, avukatlar falan meşhurdu Cennet Gazinosu. Evet. Karantina Spor. O zaman işte Güneş Atabay vardı bizim. O bu oranın başkanıydı. Günnur vardı. Günnur Atabay vardı falan. Onlar genç başka arkadaşlar vardı onlar. Orada bu şeyin altındaydı yerleri. Şu yeni binanın altında orada bir kulüp vardı, orasıydı. Sonra Hatay'a gitti galiba, şimdi kapandı. Karantina Spor Kulübü öyle amatör bir kulüptü. Genç hevesli arkadaşlar yapardı. Güneş Atabey bizim avukat meşhur, o başkandı. Günnur vardı, işte Gürol vardı doktor, onlar ilgilenirdi başka. Piyanist Necdet Bey babasının da eczacıydı. Şu arkada otururlardı Necdet Karar meşhurdu yaz.
piyanist. Arkada karantina çok eski bir muhit yani, güzel, çok birçok doktorlar filan hep buradan yetişti yani. İstemin Alban var. Sonra işte o Hakkı Gürüz var diye meşhur şeyci, hakem. Onun oğlu var işte. Kemal Gürüz filan bir rektörlük filan yaptı. Kemal Gürüz filan onun oğluydu. Yüksel var şimdi işte oğlu. Karantinanın Urla'ya taşınmasıyla boşalan binalar bir süre sonra İzmir ıslahanesi olarak düzenlenir. Bu binalar yetim, kimsesiz ve fakir çocukların barınması ve eğitilmesi için kullanılmaya başlar. 1882 yılında İzmir Hamidiye Sanat Mektebi olarak mektebinin kurulmasıyla karantina binalar da yıllar sonra okula devrolur ve okulun atölye kısmını oluşturur. Halen okulun atölyeleri de bu bölümdedir zaten. Okul 1868'de temel atılmış, 1881'de açılış olmuş. İslah evi olarak açılmış. Ama arka tarafta o çocuklara sanat öğretiliyor. Ahmet ziyarete geldiğinde müzik takımıyla karşılaşmış. Çok hoşuna gitmiş, sarayda bir ay misafir etmiş. Sormuş hocalar, sen ne istiyorsun? Model, döküm, marangöz, elektrik, torna tesviye. Yani eski adım bilmiyorum. Torna tesviye açılsın, emir vermiş, açılmış. Ve bu okulun güzelliği çoktur. Yani Türkiye'de marangöz makineleri bile vardır bu okulun yaptığı. Çünkü ben yükledim bu okulda da oradan biliyorum şu işte. Para kasaları. Buradan Antep'e bu okulda malzeme gitmişti. Ben 72 Aralık'ın 22'sinde şu kapıdan içeri girdim, cümle kapıdan, bir daha dışarı çıkmadım. Ama şöyle bir tarihi binada 42-42 sene çalışmak herkese kısmet olmaz. 40. sene. Şu an 40. sene. Ama kaloriferini yaktım. Çatısına bakarım. Arşivi, ambarı. Bana kimse bu okulda kaçırın altında gözüm var demez. Gece gelir, açarım, girerim. Yapacağım işi yapar. Kapılar kilitler gider. Bölgemizde ilk hastane karantina bölgesindeki İzmir Mevki Hastanesi'dir. 1829'da Sarı Kışla'nın yapılmasıyla burada barındırılan askerler için acilen bir hastane gerekmekteydi. Karantinanın Sarı Kışla yürüme mesafesinde olması yer seçiminde çok etkili olmuştur. Katipzade Mehmet Ağa'nın yazlık köşkü olan Kagir Bina'nın küçük bir koruluk içinde bulunması ve denize de çok yakın olması o dönemde İzmir'de görevli olan Vali Hasan Paşa'nın da gayretleriyle köşkü hastaneli getirilir. Bina bir dönem tusaneli olarak kullanıldığından ve bakımsızlıktan dolayı aslında çok yıpranmıştır. Fakat havadar bir mevkide bulunması, su imkanlarının zengin olması bu binanın hastane olarak düzenlenmesinde etken olmuştur. Bu binalar 1971 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet verdikten sonra Hatay İnönü Caddesi'ndeki yeni binalara taşınmıştır. Boşalan binalar ise bir süre askeri şubesi olarak kullanılmış, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak İnşaat Emlak Daire Başkanlığı olarak hizmet vermiştir. Şimdilerde ise Katip Çelebi Üniversitesi'ne devredilmiştir. O zamanki çocuklar sanatta çok meyil. Zaten Mithat Paşa mezunuyum dedim, hiç fabrikadan çocuk geri dönmez. İzmir sanayisinin zaten neredeyse 2/3 Mithat Paşa mezunu. Okulumuzda yeni evet, verildi. Sabah 8'de bizde eğitim başlar. 12:30'da öğrenciler yemek yemeye çıkıyor. Yemek halinde yemek yiyor. Aile bilir kart veriyor. İdare, Gülcan Hanım aslında bu sene baktı yemek işine. Ama yemekler çok güzel çıkıyor. Ya, 4 liraya çocuk 3 çeşit yemek yiyor. 4 liraya 3 çeşit yemek yiyor. Fakir olan çocuklara, onlara ücretsiz yemek veriyor.
bizim döküm atölyesinde Atatürk büstü, marangoz makineleri, İnönü büstü, Mithat Paşa'nın büstü bizim döküm atölyesinde yapılıyordu. Şimdi döküm atölyesi yok artık. Kapandı okullarımıza. Buradan Antep'e bile biz Atatürk büstü gönderdik. Marangoz makineleri, para kasaları, torna makineleri, ayakları döküm atölyesine dökülüyor. Elektrik işini elektrikçiler yapıyordu, motor işini. Ve çok güzel şeyler, sıralar, dolaplar okullara. Yani günde iki kamyon malzeme bu okuldan çıkardı. İki kamyon da malzeme gelir. Ama burada biz öğretmeniyle, teknisyen hizmetlisiyle iç içe çalışırız. Yani ayrım yoktu bizde. Yani bu okul bir fabrikaydı. Bir sanayiydi bu okul. Gerçekten benim geldiğimde bir sanayiydi bu okul. Diyorum ya, günde iki kamyon malzeme çıkar, iki kamyon, üç kamyon malzeme gelir. Mithat Paşa mesleksizdi değil mi? Bilmiyorum, benim için, benim görüşüm, akan sular durur. Evet, ve eski öğrenciler şöyle derdi, Mithat Paşa'lı olmanın ayrıcalığı var. Burası yandığında, hanım mantı yapmıştı gelinle, mantı yedi, yoğurt almaya gittim, elektrikler kesik. Bakkala gittim, Ali dedim, mum var mı? Abi dedim, mum kalmadı. Küçük el dedi, bir okul yanıyormuş dedi. Eve yoğurtu bıraktım, taksiyle geldim. Sahilden, Mithat Paşa Caddesi kapalı sahilden. Kızılbey Alev denize doğru gidiyor. Ama yine ağlayacağım. Önce bir ağladım karşıda. Çünkü bir tarih yanıyor. Bir tarih elden gidiyor. Geldim, içeri teknisi arkadaşım, içeri giren oldu mu? İtfaiye müdürü demiş ki bu bina çöker. O dedim, çok mu biliyordun bu binayı? Gelmiş, görmüş mü? Yorulanını bir şey kurtaralım. Başmağabey Muammer demiş ki, Recep binanın ne olduğunu bilir. Demir kapıdan içeri girdik, cümle kapıdan. Vitrinler olduğu yer, orası beklemez. Asma tavan, tavan çöktü. Kaçıyor, kaçma lan dedim, asma tavan çöktü. En son Mithat Paşa'nın eski haliyle çekilmiş fotoğrafı var koridorda. Küçük bir şey çarşıda. Polisler yeterin dedi. Ya bir yaşlı bir adam kaldı dışarıda. Onu aldı. Hani yaşlı bir adam vardı içeri. Görmüyor musun dedim, kör müsün? Bizi bir hafta içeri sokmadılar. İçeri girdiğimde rahmetli Atatürk'ün bu okula gelip de çay içti, kahve içti, fincanlar, korsan demlikler aynı yattan gitmiş. İşte o zaman orada oturdum ağladım. Ama günlerce ağladık. Çünkü bir tarih yani. Bir tarih elden gitti. Karantina 1937'den önce birinci ve ikinci karantina olarak anılıyordu. Bugün de çok fazla bir değişiklik olmamıştır. Salane ile Göztepe arasındaki sahil kesimi, birinci karantina, Nokta ile Hakim Evleri arasında kalan kesim ise ikinci karantina olarak anılmaktadır. Bizler hala Değirmen Dağı'nın, Karataş'ın ve karantinanın çocukları olarak her gün Mektupçu Köşkü'nde Zübeyde anamızın elini öpüp hep birlikte sevgiye, kardeşliğe ve dostluğa yelken açıyoruz. Deniz banyolarında denize girerken, çakılların üstünde güneşlenirken, geçen gemilerle uçsuz bucaksız diyarlara gitme hayaline dalarken, kıyığının kıçında Rum balıkçı Fedon'un ayrı kaldığı yavuklusuna yaktığı şarkılar bizi alıp götürürdü yalın gerçeklere. Balık denizden, Fedo Yasemin'den ve karantinalı delikanlılar despinalarından ayrı düşmeseydi, bu sahiller daha mavi olacaktı. Her ne sebepten olursa olsun, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Müslümanlar, komşular, neredesiniz? Hangi garip eldesiniz? Bak, siz gittiniz gideli karardı karantina. Gitmeseydiniz söylenmeyecekti ayrılık şarkıları. Siz gittiniz gideli, deniz uzaklaştı bizden. Balıklar küstü ağlara ve cumbalarda gelinlik kızlar yok artık. Daha da sessizleşti
ve yalnızlaştı karantinanın tüm sokakları.